Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çanta Yayınları Kazanım Soru Bankası Test 9'da dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Ersin Bey'in yeni gelen bankamatik kartı için 6 basamaklı rakamlardan oluşan bir şifre oluşturması gerekmektedir. Bu bilgilere göre Ersin Bey'in belirleyeceği şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Peki arkadaşlar, Ersin Bey şifreyi oluştururken hangi adımları takip ediyor? Birbirinin katı olan 2 tane 2 basamaklı sayı belirleyecek. İkinci adımda bu iki sayının ekoklara hesaplanıp çıkan sayının rakamları toplamı şifrenin ilk hanesini oluşturacaktır. Gerçekten ekoklara birinci haneye yazacağız. Yani şuraya ekok yazacağız. Buraya ekok derim. Bu iki sayının EBOB'lara hesaplanıp çıkan sayının rakamları toplamı şifrenin son hanesine. Buraya da EBOB'ların rakamları toplamını yazacağız. Birbirinin katı olan iki sayı da yan yana yazıp ilk ve son hane arasındaki haneleri yazılacaktı. Yani gençler, şu ortaya da birbirinin katı olan 2 tane sayı yazılacak diyor. Şimdi şıklara baktığımız zaman gençler, A seçeneğine bakalım. Bakın ortadaki iki sayımız 13 ile 26. Evet, 13 ile 26 arkadaşlar bizim için birbirinin 2 katı sayıdır. Bu olabilir. Şimdi ekoklara bakalım. Gençler, 2 sayı birbirinin katıysa ekoku büyük olandı. Ekokları 26'dır. Şimdi 26'yı oluşturan rakamları topluyorum. 26, 2 ve 6'dan oluşturur diyorum. Toplamlar 8. Bakın ekok nereye yazması gerekiyordu? Birinci haneye, yani birinci sayıya. Bakın buraya 8 yazacaktı, 4 olduğu için A şıkkını ederiz. Şimdi B seçeneğine bakıyorum. 14, 42. Yine 42, 14'ün 3 katıdır. Olabilir. Şimdi ekok gençler burada 42'dir. Rakamları toplarsam 4 artı 2'den. Evet, ilk haneye 6 yazması gerekiyordu. Bakın 8 yazdı. O zaman B seçeneğini ederiz. 35 ile 70 var. Buradan yine ekok büyük olan sayıdır. C seçeneğinde. 70'in rakamları toplamı 7 artı 0'dan 7'dir gençler. Bakın ilk sayıya 8 değil 7 yazması gerekiyordu. Pardon. O halde C seçeneğinde ne yaparız? Ederiz. 8 olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Eliyorum. D seçeneğine baktığımızda 27 ve 54. Gençler yine 54, 27'nin 2 katıdır olabilir. Buradan ekok 54 ise, yani büyük olan sayı ekoktu. 5 artı 4 9'dur bakın. İlk sayıya 9 olarak yazmış. Peki EBOB'lar gençler küçük olan sayı yani 27'dir. Yine 27'nin rakamları toplamı 9, bunu da son basamağa yazacaktık. Bakın 9 da buraya yazdım. O halde buradan D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Bir süt toplama merkezinde günlük toplanan sütlerin %55'i ayran ve geri kalanı da peynir yapılmak üzere farklı soğutma tanklarında depolanmaktadır. Bu merkezde günlük en fazla 12.000 litre süt toplanmaktadır. Soğutma tanklarının her biri eşit hacimde olduğuna göre süt toplama merkezinde en az kaç adet soğutma tankı vardır diyor. Şimdi gençler, öncelikle ayran ve peynire kullanılan süt miktarlarını bulmak istiyorum. Bakın 12.000 litrenin %55'i ne yaparız? %55'te çarparız. Şöyle ikişer sıfır attım. 120 ile 55'i çarparsam 6600 litre ayran için kullanılır diyorum. O halde peynir için toplam 12.000'de 6600'ü çıkarıyorum. Geriye 5400 litre kalır. Bu da gençler süt için, pardon, peynir için kullanılan süt miktarı. Evet, her biri eşit olacak arkadaşlar ve soğutma tanklarının az olmasını istiyor. Yani ne diyoruz o zaman? En az olması için EBOB'larını bulmam gerekir diyorum. Bakın 6600 ile 5400'ün en büyük ortak böleni bulmak için asal çarpandan ayırıyorum. Şimdi gençler, burada şöyle bir pratik yorumumuz var. Bakın 2 tane sıfırı gördüğüm için ben direkt 100'e bölebilirim. Çünkü 100 zaten buradaki sayıları, mesela 2'den başlarsak da gençler fark etmez ama 100 zaten bundan her ikisini böldüğü için en sonunda çarpılacak. Bakın ortak böldüğü için yine yuvarlak için alalım. 100'e böldüm 66, 54. Şimdi 2'ye böldüm. 33, 27. Böldük, yuvarlak içine aldık. Şimdi 3'e bölüyorum. 11, 9. Yuvarlak içine aldım. Gerçekten 11 ile 9 aralarında asaldır. Bakın ikisinin ortak böleni olmaz diyorum. O halde bunların EBOB'ları 2 çarpı 3 çarpı 100'den 2 kere 3 6, 6 kere 100 600. 600 litre olur diyoruz EBOB'ları. Peki o zaman tank sayılarını bulmak için ne yaparım? 6600'ü 600'e bölüyorum. Şöyle sıfırları attım. 66'yı 6'ya böldüm. 11 tane tank burada kullanılır. Evet, peynir için 5400'ü 600'e bölüyorum. Yine sıfırları atarsam 54'ü 6'ya böldüm. 9 tane tank da burada kullanılır. İkisini toplarsam 11 artı 9'dan 20 tane tank kullanılır en az diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Saat yönünün tersinde dönen çarklardan birinci çark 4 eş parçaya, ikinci çark 6 eş parçaya ayrılmış olup her iki çarkta da sadece birer bölme gözükecek şekilde bir düzene kurulmuştur. Birinci çark turunu 12 saniyede, ikinci çark turunu 18 saniyede tamamladığına göre 2 dakikanın içerisinde kaç defa iki çarkta da boyanmış bölgenin tamamı aynı anda görünebilir diye soruyor. Şimdi gençler o zaman ben ne diyorum? Birinci çark 12, diğeri 18 saniyedeydi. Şimdi bunlar 12 ile 18'in katlarında görünecek diyoruz. Yani 12 ile 18'i EKOK'larını bulmak için asal çarpanından ayırıyorum. 2'ye böldüm. 6, 9. 2'ye böldüm 3. 9 bölmedi. 3'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1'dir. Bakın EKOK'ları buradaki sayıların çarpımı, yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden 36 saniyedir. Şimdi 2 dakika içerisinde gençler, 2 dakika biliyorsunuz 2 çarpı 60'dan 120 saniyedir. Şimdi arkadaşlar 120 içerisinde kaç tane 36 var? 120 içerisinde 3 kere dersem 3 kere 36 108. Bakın kalanımız da 12. Şimdi gençler bakın 3 defa tam gözüktü. Arkadaşlar burada direkt 3 cevabını atlamayalım. Şimdi başlangıçta da arkadaşlar yine gözüküyor. Birer tanesi ortak başladığı için. O zaman 3 artı 1'den 120 saniye içerisinde 4 defa gözükürler diyoruz aynı anda. Ve 4 cevabını B şıkkında işaretliyoruz. Evet, devam ediyorum. Mutfağın bir duvarını tamamen kaplamak için kullanılacak 3 farklı fayanstan A ve B fayanslar dikdörtgen, C fayansı kare şeklindedir. Bu fayansların A ya da B fayansların birisinin yanına C fayansı ilave edilerek duvar kaplanacaktır. Yapılacak iki seçimde de ilk olarak dikdörtgen şeklindeki fayans konulduğunda son konulan fayans kare şeklinde olduğuna göre, yani dikdörtgenle başlıyor, kareyle bitiyor. Bakın gençler, dikdörtgen ve kare. Kaplanacak duvarın genişliği kaç santimetre olabilir diye sordu. Şimdi arkadaşlar bakın bu 16 santimetreydi. Kare şeklindeki fayans 6 santimetre. O halde 16, 6 daha 22. 6'a bakıyorum. Bu 12 santimetreydi. Bu 6 santimetre. Topladım 18. Gençler o zaman ne diyoruz? 22 ve 18'in katı olacak. Bakın 22 ile 18'in katı olacak şekilde devam ediyor. Bakın 22. 22 diye devam ediyor. Bu da 18, 18 diye devam ediyor. O halde 22 ile 18'in EKOK'larını bulalım gençler. 2'ye böldüm. 9, 11. Şimdi 9 ile 11 aralarında asaldır. Hemen şöyle 3'e böldüm. 3. 11 bölmedi. 3'e böldüm. 1, 11. 11'e böldüm. 1'dir. Şimdi EKOK'ları 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 11. Bu da 2 çarpı 9 çarpı 11 olur. Gençler 2 kere 9 18 çarpı 11'de ne olur? 198 santimetre olur. Bakın olabilir dedi arkadaşlar. D şıkkında 198 var. O halde sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyoruz. Eğer D şıkkı olmasaydı 198'in katlarını düşünecektik diyelim. Evet, devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet, bir otobüs firması. Şöyle biraz büyüteyim gençler. Sattığı her bilet için yolcunun isteğine bağlı olarak Tema ya da LÖSEV derneklerine 5 TL tutarında bağış yapmaktadır. Aşağıdaki görselde bu otobüs firmalarının iki farklı ile ait biletlerinin görseli verilmiştir. Dinar'dan Afyonkarahisar ve Denizli illerine gidecek yolcular için bir seferde kesilen bilet ücretlerinin gelirleri birbirine eşittir. Afyonkarahisar'a gidecek yolcuların yarısı, Denizli'ye gidecek yolcuların 1/3, Tema için kalan yolcular ise LÖSEV için bağışta bulunacaklardır. Buna göre bu seferde Tema ve LÖSEV için yapılan toplam bağış miktarı en az kaç TL'dir? Şimdi gençler o halde şimdi bir bilet ücreti 45 lira, diğerinde 35 lira. Ne olması gerekiyor? 45 ile 35'in ortak bir katı olacak çünkü gelirler eşit dedim. Şöyle en küçük katını bulalım, daha sonra değerlendirelim. Evet, 3'e böldüm 15, 35 bölmedi. Tekrar 3'e böldüm 5, 35. 5'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bakın ekokları 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 5'ten 9 çarpı 15 pardon 5 çarpı 7 gençler. Şurayı yanlış yazdık. E 9 kere 35'te 315 TL. Şimdi bu 315 TL olabilir diye düşüneceğim. Peki gençler 315 TL. Şimdi Dinar'a baktığımız zaman, Afyonkarahisar'a baktığımız zaman 45 liraydı ücreti. 315'i 45'e bölüyorum. 7 yolcu taşınmıştır diyoruz. Diğer tarafta 315'i 35'e bölüyorum. Buradan da 9 yolcu taşındı diyoruz. Şimdi gençler 7 yolcu. Şimdi Afyonkarahisar'a gideceklerin yolcuların yarısı dedi. Şimdi 7'nin yarısını bulamam arkadaşlar. Çünkü 7'nin yarısı yoktur. O zaman ne diyorum? 7'nin 2 katını düşüneceğim. 7 çarpı 2 14 yolcu olsun. Şimdi 9'un elbette 3'te 1'i var ama 7'nin yarısı olmadığı için 2 katını düşündük. 9'un da 2 katını alıyorum o zaman. 18 yolcu. Bakın hem 14'ün yarısı var hem de 18'in 3'te 1'i var. Demek ki bizim yolcu sayımız 18'e 14'e 18 yolcu olacak diyoruz. Şimdi topladığım zaman 14 artı 18 32 yolcu vardır diyorum en az. Şimdi her birisi 5 liralık bilet bağışında bulunuyordu. O zaman 32 çarpı 5'ten 160 TL bağış olur toplamda diyoruz. 160 cevabını C şıkkında işaretliyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.